Gökyüzüne bakarsanız dünyanın manyetik alanını göremezsiniz. Çünkü insan gözüyle görünmezdir. Göremediğimiz için bu alanı önemsiz olduğu anlamına gelmez. Bilim insanları bu alanda haberdar ve sürekli takip ediyor. Burası gezegeni zararlı güneş ışınlarından ve kozmik ışınlarından korur. Ancak manyetik alan son zamanlarda bilim adamlarını şaşırttığı için çok garip şeyler yaptı. Çok fazla geçmişe gitmemize gerek yok. Bütün bu olanlar 2019 yılının Ocak ayında yaşandı. Gelin insanlık için tehlike arz eden bu olayın detaylarına daha yakından bakalım. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Dünyanın manyetik alanı uzaya doğru uzanan manyetik alandır. Dünyadan çıkan manyetik alan, güneşten gelen yüklü parçacıklardan oluşan güneş rüzgarıyla buluşur. Manyetik alanın büyüklüğü dünya yüzeyinde 25 ve 65 mikrotesla arasıdır. Kabaca bakarsak bu alan dünyanın dönüş eksenini baz alarak yaklaşık 10 derece kaymış bir manyetik dipoldur. Diğer bir deyişle düz bir dikdörtgen mıknatısın yine aynı açıyla dünyanın merkezine konması gibidir. Güneş jeomanyetik kutupta manyetik alanın kuzey kutbudur. Dünyanın manyetik alanı zamanla değişir. Çünkü bu manyetik alan dünyanın dönüş hareketinden meydana gelir. Kuzey ve güney manyetik kutuplar jeolojik zaman aralıkları arasında değişim gösterir. Fakat bu değişim çok küçük hızlarla olduğundan genel pusulaların çalışmalarını engelleyecek bir harekette bulunmaz. Ve böylece pusulalar yön bulmakta kullanılabilir. Ancak belirsiz zaman aralıklarında yaklaşık birkaç yüz bin yıllar arası dünyanın manyetik alanı yer değiştirir. Ve kuzey ve güney kutupları birbirinin yerine geçer. Bu değişimler kayalar üzerinde izler bıraktığından gözlenmiştir. Ve bu gözlemle geçmişteki jeomanyetik alanlarla ilgili bilgi edinilmiştir. Bu tarzı bir bilgi, kıtaların ve okyanus tabanlarının levha hareketleriyle birlikte yer değiştirmesi üzerine yapılan çalışmalarda yardımcı olur. Dünyayı güneş rüzgarlarından ve rüzgarlardan gelen yüklü parçacıklardan korur. Ve bu sayede bu tarz zararlı parçacıklar ozon tabakasını içinde bulunduran üst atmosfere zarar vermez. Ozon tabakası da dünyayı zararlı ultraviyole ışınlardan korur. Eğer bu alan olmasaydı pusulalar çalışmazdı. Çünkü pusulalar manyetik, alana göre hareket eder ve kuzeyi gösterir. Güneş bizim tahmin bile edemeyeceğimiz derecede radyasyon yaymaktadır. Dünyanın manyetik alanı bizleri bu radyasyondan korumaktadır. Manyetik alan olmasaydı bu radyasyona maruz kalırdık ve bu radyasyon tüm canlılar üzerinde ölümcül bir etki oluştururdu. Modern ve küresel sorunlardan dolayı şu anda genel jeomanyetik alan zayıflamaktadır. Mevcut güçlü bozulma son 150 yıldır %10-15 oranında düşüşe karşılık gelmektedir ve son birkaç yıl içinde hazırlanmıştır. Modern değeri 2000 yıl önce yaklaşık elde edilen jeomanyetik yoğunluktan en az %35 aşağıdadır. Dünyada yüzün üzerinde birbirine benzer jeomanyetik gözlem evlerinin toplandığı uluslararası gerçek zamanlı manyetik gözlem ağı 1991 yılından bu yana yeryüzünün manyetik alanı kayıt ediyor. Ancak 2019 yılında çok garip bir olayla karşılaştılar. Dünyanın manyetik alanı sürekli olarak hareket halinde ancak son dönemdeki hareketleri oldukça düzensiz hale geldi. Bu durum bilim insanlarını oldukça şaşırtıyor. Uzmanlar bile tam olarak ne olup bittiğinden emin değil. Dünyanın kuzey manyetik kutbu Kanada'dan Sibirya'ya doğru hareket halinde. Nature dergisinde yayınlanan bir rapora göre bu hareketin sebebi gezegenin çekirdeğinde derinlerde yaşanan hidromanyetik dalgalanmalar olabilir. Bir diğer alternatif ise çok hızlı hareket eden bir sıvı demir kütlesinin bu kaymadan sorumlu olabileceği. Uzmanların bildiği tek şey dünyanın manyetik modelinin güçlenmesi gerektiği. Sorun şu ki bu haritanın güncellenmesi Amerika hükümeti kapalıyken mümkün değil. Dünyanın manyetik haritasını çıkarma işi Amerika'nın Uluslu Okyanus ve Atmosferik Yönetimi adlı organizasyona ait. Bilim insanı James Frederick, GPS'in harika bir araç olmasına rağmen sadece konumunuzu bildirebildiğini söylüyor. Konumunuz baktığınız yön gibi, veriler ise manyetik haritadan geliyor. Savaş uçaklarından cep telefonundaki arıtılmış gerçeklik uygulamalarına kadar her yerde manyetik haritalar kullanılıyor. Geçmiş tarihte dünyanın manyetik alanı kaybolma riskinin sadece bir kez yaşandığı tespit edilmiş. Naturgeschichte dergisinde yer alan bir çalışmaya göre bu felaket bundan 565 milyon yıl önce gerçekleşmeye oldukça yakınmış. Dünyanın o dönemde tamamen sıvı olan çekirdeğindeki hareketleri inceleyen bilim insanları Kanada Quebec'te bulunan Plagioclase ve Clinopyroxene iğneleri kullanarak o dönemdeki manyetizma faaliyetleri hakkında fikir sahibi oldu. Araştırmanın yazarlarından Rochester Üniversitesi'nden John Tardino bu malzemenin çok iyi manyetik alanı kaydı tuttuğunu söylüyor.
Yaptıkları incelemelerde ise 565 milyon yıl önce gezegenimizin manyetik alanının 10 kat daha zayıf olduğunu keşfettiler. Bu dönemde kutupların sık sık yer değiştirdiği, manyetik alanın çok düzensiz ve dengesiz olduğu düşünülüyor. Yaşanan bu son olaylar 565 milyon yıl önce yaşanan felaketin tekrar olma ihtimalini yükseltiyor. İnsanlar buna çözüm bulmazsa geleceğimizin hiç parlak olmadığı bilinen bir gerçek. 565 milyon yıl önce yaşanan felakette gezegenin manyetik alanını kurtaran ise gezegenin yine kendisi olmuş. O dönemde soğuyan çekirdek katılaşmaya başlayınca daha güçlü ve daha düzenli bir manyetik alan ortaya çıkmış. Demir gibi elementler çekirdekte katılaşırken oksijen, magnezyum ve silikon gibi maddeler yüzeye savruldu. Bu maddelerin hareketi de elektriksel akım ve manyetik alan oluşturdu. Sizce böyle bir felaket dünyanın kıyamet senaryolarından biri olabilir mi? Görüşlerinizi yorumlarda yazabilirsiniz.